Bir web sitesi için gerekli olan en önemli şeylerden bir tanesi, e, bugünkü çağımızda desek daha doğru olur belki de veri tabanı. Biz, e, ilk işimiz olan, e, veri tabanı yapımızı bir oluşturalım bakalım. Önce localhost'ta PHPMyAdmin'e giriyoruz. MySQL veri tabanımızı oluşturacağız. Peki biz nasıl oluşturacağız bu veri tabanını? Esasen burada sol tarafta gördüğünüz gibi database'e bastığımız zaman bir liste geliyor. Ben burada, e, daha çok şöyle söyleyeyim size, kullandığımız veri tabanı web sitesinin tüm öğelerini karşılıyor olmalı. Şöyle de söyleyebilirim, web sitesinde gördüğünüz her içerik kesinlikle veri tabanında yer almalı. Niçin? Bu bazen kodun içerisinde tekst yazılır, bazen başka bir şey yapılır. Bunlar esasında tam anlamıyla kontrol edilebilir siteler olmaz. Her müşteri esasen e, satın aldığı veya sahip olduğu sistemi tamamen kontrol edebilmeyi ister. O yüzden biz de bu işi yaparken püf noktalarıyla vermeye çalışalım ve e, tam olarak vermeye çalışalım. Şu anda bir e, business ya da kısaca küçük işletmelerin kullanabileceği ya da orta ölçekli işletmelerin ya da belki de anonim şirketlerinin kullanabileceği bir iş tanıtım sitesi kurmak üzere e, oluşturabilecek bir veri tabanını yapalım. Daha sonradan e-ticaret olsun, işte e aklınıza gelebilecek diğer e platformlar olsun, ne bileyim e herhangi bir e iş ile ilgili kısmı yönetebilecek bir site olsun ya da kişisel bir site yönetebilecek bir sistem olsun. Bunların tamamını karşılayabilecek bir altyapı oluşturmaya çalışalım ki daha sonradan buna bu yapıları ekleyebilirim. Şu an sadece e iş e, yönetim yapabileceğimiz, bir işletme sitesi yapabileceğimiz temel işte ana sayfası hakkımızdası, e, portfolyosu ondan sonra e, varsa kendine ait olan e, sayfaları, blogu yorumları ve iletişim sayfası olan bir kaba, kabaca bir web sitesi yapmaya çalışalım. Burada iletişim formumuz falan olacak. O bayağı detaylı bir şey aslında görünüyor. Fakat tabanı o kadar basit olacak ki siz bile şaşıracaksınız. Çok gevezelik yaptım. Konuya hemen gireceğim. Önce bir database ismi seçiyoruz. Herkes kendine bir database ismi seçebilir. Ben buraya iş dediğim için İngilizce yazıyorum. Business e, site diyorum. Bu veritabanımızın adı site. Admin paneli için ayrı bir veritabanı yapmanızı öneriyorum. Şiddetle öneriyorum. Ama eğer e, hayır benim aldığım hosting bir tane veritabanı izin veriyor diyorsanız e, burada yapacağınız eee veri tabanına onu ilave edebileceğiniz, Dadasu nasıl ilave edebileceğinizi de anlatmaya çalışacağım. Veri tabanımın adı Business Site. Burada gördüğünüz gibi hemen UTF General CI seçtim. Özellikle bunu seçtim çünkü bizim Türkçe karakterlerimiz UTF General CI tanımının altında. Farklı tanımların altında da bu şey var ama en geniş kapsamlısı benim de, bizim de yapılarımızda kullanacağımız olan UTF-8. Burada Türkçe karakterle ilgili çok yaşanan bir sorundan bahsetmek istiyorum. Hemen UTF-8'e geldiğimiz için. Eğer bir web sitesinde Türkçe karakterinizi doğru göstermek istiyorsanız. Örnek veriyorum UTF-32 seçtiğiniz veri tabanında. O zaman sayfalarınızın da UTF-32. Veri tabanından bu kodları çağıran yapıların da UTF-32. tablolarınız içerisindeki verilerin de UTF-32 ile kodlanmış olması lazım. Eğer UTF-8 kullanıyorsanız şu an benim yapacağım gibi. O zaman veritabanınız UTF-8, bu veritabanındaki verileri çağıran sayfalarınız UTF-8, sayfanın kendisi UTF-8 aynı zamanda sayfanın bu veritabanı içerisindeki tüm satır, sütun, kolon hepsi UTF-8 formatında ve bunun içerisindeki metinler de UTF-8 formatında olmalı. UTF-8'de isterseniz Çince yazın arkadaşlar doğru çıkacaktır ama dediğim gibi tüm platformlar yani Türkçe hatada yapılan en büyük şey odur. Hani Türkçe karakter niye çıkmaz? Birini UTF-8 yapmışsınızdır, birisi başka formattadır, ANSI'dir. Veya birini ANSI yapmışsınızdır, birini bambaşka bir yere çekmişsinizdir. Kabaca bütün sistem, dosyalarınızın her parçası UTF-8 olmalı. Evet, tekrar çok uzattım. UTF-8'i seçip hemen veri oluşturalım. Veri tabanımız ee, bizim tablolardan oluşuyor arkadaşlar. Excel gibi düşünebilirsiniz. Şu an bir Excel açtım ve bu Excel'in alt tarafında sekmeler vardır. Biliyorsunuz sekme 1, sekme 2, sekme 3 gibi. Burada da aynı şekilde işte sekme 1, sekme 2, sekme 3 değil de tablo 1, tablo 2, tablo 3 olacak. Biliyorsunuz bu tarz Excel gibi çalışmaların içerisinde her sekmenin içerisinde bir de satırlar ve sütunlar vardır. Evet aynen buradaki de onun gibidir. Her tablonun içerisinde satırlar ve sütunlar vardır. Sütunlar başlıklar başlar veri tabanlarında Tüm diğer içerikler de altında satır 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 eklenebilir. Şimdi biz bir de tablo yapacağız. Esasında iki tane tablo yapacağız. Çünkü bu tarz web sitelerini yönetmek için çok fazla tabloya aslında ihtiyaç yok. Önce şunu söyleyeyim. Tablo oluştururken neye dikkat edeceksiniz? Tablo oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik veri tabanından çekilecek olan verinin türü. Eğer siz bir veriyi daha sonra site içerisinde gösterirken filtrelemek, bu veriler üzerinde oynama yapmak istiyorsanız, bu durumda e, tablonuzda filtrelememiz gereken her sütunu ayrı ayrı belirtmenizde fayda var. Yok eğer siz bazı sistemsel e, değerlerin belli bir yerde tutulmasını isterseniz, bunlar zaten sorgulanmayacak veya search arama sonuçlarında çıkmayacak diyorsanız, bunların e, toplu halde, farklı bir data formunda tutulmasında hiçbir sakınca yok. Bazı arkadaşlar performans düşürdüğünü falan filan düşünebilir. Hayır tam aksine kodlamayı doğru yaptığınız zaman aslında performansınız oldukça faydası olan bir sistem. Ee, sürekli sorgu göndermediğiniz için veri tabanını sistemi de boğmayan bir sistem olur. Evet peki ne olacak? Bir web sitesi düşünün kafanızda. Şu an site yapıyorsunuz ve bu sitenin içerisinde olması gereken şeylere karar veriyorsunuz. Neler olur? İlk önce şu olur. Bir sitenin Tüm ayarları vardır. Yani aklınıza geleceği her türlü ayar. Bu ayarların tutulduğu bir tabloya ihtiyacınız var. Bunun dışında, bu ayarların tutulduğu tablonun dışında bir de e, sizin sayfalarınızın, sayfa içeriklerinizin tutulduğu bir yere ihtiyacınız var ve bunların hepsinin dile bağlı olduğunu falan düşünürseniz bir sürü şey çıkacak karşımıza. Hemen e, lafı fazla yine uzatmadan, deyip her seferinde uzatıp. Ee, özelliklerin tutulacağı, ayarların tutulacağı tablomuza gelelim. Burada her ihtimale karşı ben e, sizin için olur da veri tabanını aynı tablo içerisinde tutmak istersiniz diye e, buraya bir şey yapacağım. E, kaç tane sütun olması gerektiğini söyleyelim öncelikle. Bir, her zaman her tablomuzun olan ID dediğimiz değişmez. E, daha doğrusu özgün bir numarası, her satıra ait özgün bir numara veren bir bölümün olması. İkincisi hangi ayarın olduğunu belirten yani ayarın isminin yazıldığı yer. Üçüncüsü de bu ayarın içerisinde neyin olduğu. Dördüncü parametremiz de arkadaşlar burada. Bunun admin panelinin bir parçası mı olduğu yoksa sitenin bir parçası mı olduğunun bilgisi. Go dediğimiz zaman hemen burada geliyor. Ben her elemanın başına şu an e, deneme olması adına alt tire koyuyorum. Yani sistemi alt tireyle ile başlatalım. ID'miz olsun bir. Dediğim gibi hiç e, değişmez olan bir ID'miz olsun. <laughs> her satır için farklı olacak olan bir ID'miz olsun daha doğrusu. Bir variable'ımız olsun. Bu variable'ımız bahsettiğim gibi değişkenin ne olduğu yani hangi ayar. Mesela diyelim ki bu genel ayar uyduruyorum şu anda veya ne bileyim Google Analytics doğru şey kodu ya da webmaster tools doğrulama kodu gibi bu tarz ayarların tutulacağı yerlerde ona bir isim veriyoruz. Onu tutul yer variable hemen arkasından variable'dan sonra ayarın e, <laughs> hangi e, şu variable'ı da hatta buraya çekeyim arkadaşlar. E, buraya şeyi ekleyelim. Bu bu yapının hangi e, platforma ait olduğunu. Yani admin panelinde mi olacak yoksa bu bu özellik admin panelinin özelliği mi? Ya da sitenin özelliği mi dediğimiz bir yer olsun. Bir de hangi dilde olacak bu içerik onu seçelim. ID'mizi hemen incremental olarak seçiyoruz. Auto incremental demek bu e, otomatik olarak değer alacak yeni bir satır eklendiğinde demek. Primary de demek. Her tabloda az önce bahsettiğim gibi anahtar bir e, değişmez olmalı. Bu da o anahtar değişmezimiz oluyor. Ne demek? Siz eğer bir tabloda... Bir bağımsız değişken arıyorsanız, diğerlerini birbirle eşleyebileceğiniz değişken arıyorsanız bu odur demek. Evet bunu hemen oluşturuyorum. Niye TR yazdım bu arada onu da söyleyeyim oluşturmadan önce. TR'miz e, Türkçe içerik oluyor. Eğer bu sitede İngilizce de olsaydı hemen buraya bir İngilizce diye bir e, satır daha eklememiz gerekirdi. Fransızca, Almanca artık kaç tane dil istiyorsanız. Ben bu siteyi çok dilli bir site olarak düşündüğüm için şu anda yarın öbür gün ekleyebileceğinizi düşünerek buraya TR'ye ekledim. ID satırımız 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayı olacağı için integer diyoruz biz buna. Buradaki hiçbir şey ellemiyoruz buraya primer seçtiğimiz için ama platformumuz varchar olsun, burada Türkçe yazsın, null olsun. Esasında içeri yazacağımız veri maksimum 10 karakter olacak ama biz 255 yazıyoruz şimdilik. Performans açısından da bir sıkıntı yok artık yeni sistemler çok hızlı. Variable dediğimiz kısım e, arkadaşlar yine karakter oluşacak, olur karakterden oluşacak. TR dediğimiz kısım ise text olacak arkadaşlar. Yani burada kullanılan ayarlar bu bir ayar olacak. Çünkü ve bunu farklı bir veri tipinde tutacağım için ben bunu varchar demiyorum. Varchar'ın sınırları var. Text dediğim zaman bazı özel karakterleri de destekliyor. O yüzden bunu demekte fayda var. Dikkat ederseniz Varchar 255'leri verdim ama text'e vermedim. Burada veri tabanının nasıl yapıldığını anlatmak aslında çok istemiyorum ama hep ona kayıyorum. Varchar metodunda sayı vermeniz gerekirken text'e vermeniz gerekmiyor arkadaşlar. Bu bunun yapısıdır. Ben çünkü burada size veri tabanını anlatmaya çalışıyorum. Veri tabanının nelerden oluştuğunu anlatmasam da olur yani e, veri tabanını anlatan birçok arkadaşımız var. Ama belki başka bir gün veri tabanını ayrıca anlatmak için bir video çekelim. Şimdi burada save dediğimiz zaman hemen gördüğünüz üzere burada bir yer oluştu. Ve tablomuzu burada görüyorsunuz. bu veri tabanına tıkladığımızda bir tane option diye tablomuz var. Şimdi ikinci tablomuz ne demiştik arkadaşlar? Linklerin bulunacağı tablo. Şimdi burada kaç tane olacak? Bir, ID'miz olacak. O bağımsız dedik mecbur. İki, link olacak. Sonra 3. Bu linkin içinde yer alacak olan şeyler olacak. 4. Bu link yayında mı değil mi onu belirten şeyler olacak. 5. Bu e, yayında mı değil mi değiştirildiği tarihler olabilir. Bunların tutulması için bir yer koyacağız. Altı, Bu linkin yüklendiği tarih. 7. Bu linkin güncellendiği güncellendiği demeyelim de e, bu linkin e, randevu tarihi diyeyim ben şimdilikse. Gerçi onu da demeye gerek yok buralarda. Onu daha sonradan başka bir yerde başka bir şekilde anlatırım. E, şu an itibariyle 7 geldi aklıma. Olursa, ha klas olabilir 8. Belki klas demek e, ihtiyacımız olabilir. E, burada buna benzer şeyler de diyebiliriz. Şimdilik bunlar olabilir. 8 diyelim. E, hemen yazalım. Birincisine id dedik. İkincisine arkadaşlar ne dedik? Status diyelim. Üçüncüsüne status state. Yani bu statüsün durumun sayfanın yayında olup olmamasının değiştirilme zamanı. Statüs burada sayfanın yayında mı değil mi onu belirtir yer. Statüs değil de sayfanın yayına alındığı ya da yayından kaldırıldığı tarihi özel olarak kaydettiğimiz yer. Hemen arkasından arkadaşlar bu sayfada kullan kullanılmak üzere bir link parametresi belirleyeceğiz. ...bunları en sona yazsak da olur aslında. Çünkü onlar mantıklı. Son e, da olsa daha iyi olur. Bazen özellikle şurada gerekiyor... hani ...bu link bir şeyin altında mı? Kategori diye bir şey. Onu da koymuş olalım. Ben onu atlamışım az önce söylerken. Hemen arkasından... E, ...eklenme zamanı... ...bunun... E, ...bunun... ...güncellenme zamanı... ...hemen arkasından da... ...bunun... E, olursa diye linkin kendisi bir de linkin içeriği. Dikkat ederseniz bunlara TR koydum. Niçin? Bunlar Türkçe olacak. Diğerlerinde öyle bir ibare yok. Çünkü onlar rakam olacak veya İngilizce sabitler olacak o yüzden. Hemen ID'mizi burada in, auto incremental diye hemen seçelim. Okey. Statüsümüz varchar olacak. 255 yazabiliriz. Başlangıç değeri 0 olsun. Status date'imiz date time olacak arkadaşlar bu. Şöyle hızlıca ben D'ye basarak buraya geleyim. Buraya bir rakam vermek gerekmiyor ama current stamp, time stamp Bu current time Bu kaydedildiği anda bilgisayarın saatini alır. Ha, pardon ama bu status date'ti. Buna ee, null diyebiliriz. Çünkü ilk başta bir status date vermek zorunda değiliz. Kategori kısmımız integer olacak. Buna ellemeyelim. Ama Başlangıçta herhangi bir kategorinin olmadığını belirtmek istiyorsak ona ee, 1 diyebiliriz. Yani kayıt eğer hiçbir kategori girilmediyse otomatik eksi 1 kaydetsin. Insert date'imiz date time formatında olacak. Ve oto, burası artık current timestamp olacak. Çünkü kaydedildiğindeki zaman aslında update de aynı şekilde date time olacak ama buna bir zaman e, girmeyeceğiz. Null olacak. Çünkü bu ancak bu sayfa güncellendiği zaman e, kaydedilecek link dediğimiz şey 255 karaktere kadar olsun. null olsun. content dediğimiz şey de arkadaşlar bazı arkadaşlar görsel yükleyebiliyor olduğu için buraya long text diyeceğim. başlangıç değeri de yine 0 olsun. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Daha sonra buraya ayrıca bir şeyler ekleyebiliriz. İhtiyacımıza göre şekillendirebiliriz, değiştirebiliriz artık. Bu sayfaya yorum eklenmesini istiyorsunuz mesela o zaman buraya bir tane hemen comment satırı koyabilirsiniz ya da onu ayrı bir yerde de kaydedebiliriz mesela şu anda benim yapacağım gibi. Bir sayfada aslında bu ikisi yeterli arkadaşlar. Yani link tablosu ve aynı zamanda option tablosu bir web sitesini yönetebilecek iki tane şeydir. Fazlasına aslında ihtiyaç yoktur. Eğer sizin web sitenizde iletişim formu var ve bunları sistemde tutmak istiyorsanız o zaman üçüncü bir tablo olan Kontakta da ihtiyacımız olacak. Burada şimdilik aklıma gelen uyduruyorum sayıyı Belki yetmez. Yetmezse sonra da ekleriz. 7 tane sütun açmış olalım. Yine ilkimiz id olsun. İkinci durumumuz status olsun. Dördüncü durumumuz status date olsun. Beşinci sütunumuzun adı subject olsun. Örnek veriyorum. Konu anlamında. Fakat bu konu Türkçe olmayacak yine daha sonradan anlatacağımız üzere değişken şeklinde ver, verebileceğimiz bir konu olursa daha iyi. Ya yani Türkçe de yazabilirsiniz o sizin tercihiniz tabi de. Beşincisi e, burada content diye bir alanımız olsun yani bunu kim gönderdiğine gönderdi. Hatta şuraya şöyle bir şey yapalım. Bunları bir alta taşıyalım. Şuraya bir de user e, bunu e, hangi ya da admin diyeyim hangi yönetici cevapladı. Hangi yönetici buna cevap verdi sorusuna kaynak olsun diye. Şuraya bir insert date e, ekleyelim. E, ama şurada ben özellikle şunu da unutmuşum. Fakat ekleye ekleye gidersek daha e, iyi olacak. Şuraya bir tane daha kolon ekle diyorum aşağısına arkadaşlar. Şunu e, aşağıya kaydırayım. Content'i buraya kaydırayım. Niye diyeceksiniz şimdi? Çünkü hangi dil? Hangi dil de geldi bu? E, çünkü birden fazla dil kullanacağımız için onu da kaydedecek fayda var. Aynı zamanda bir de şuraya insert deyipten sonra bir update deyip de diyelim. Çünkü hangi tarihte e, güncellendi? Bununla ilgili hangi tarihte bir bilgi var? Var mı? E, bir de ben şuradaki bunu herhalde bu kadar yeterli. Şimdilik yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen id'imizi auto incremental seçiyoruz. Sakın bunu yapmadan kaydetmeyin arkadaşlar. statüsümüz varchar, 255, nul olsun. statüs date'imiz date Time olsun, nul olsun. Başlangıçta admin'imiz. Ee, buraya aslında yani varchar yazacağım, isim yazsın. Yani doğrudan bir daha uğraşmasın kişi buraya kim gitti, kim geldi. Hangi yönetici cevapladığı dili uğraştı falanı. Türkçe karakter gibi yazsın olsun yeter. Language'ımız burada, ee, yine varchar olsun. Aslında iki karakter türü, trn falan filan gibi ama ben yine 255 diyorum. İsteyen küçük yapar. Subject'imiz yine 255 karakterlik bir değişken olsun. Content'imiz arkadaşlar long text olsun. Çünkü kullanıcılar bazen gerçekten farklı şeylerin içine girebiliyor. Aslında text alsak daha iyi de Text alalım. Ee, bu long text'e şimdilik gerek yok sanırım bir şekilde oraya dolduracak olanlar zaten metin olacak. Insert date'imiz datetime time. Ve burası current timestamp olacak. Burası da aynı şekilde datetime time. Burası null olacak bu sefer gibi bir durumumuz var. Evet arkadaşlar şu anda esasında veri tabanımızı bitirdik. Gördüğünüz üzere veri tabanımızı bitirdik. Kısaca veri tabanını özetleyecek olursak, bunun içerisine verileri daha sonradan eklemeyi de anlatacağım. Hangi veriyi nasıl eklediğimizi de anlatacağım. Ama şöyle şunu söyleyelim. Daha da verileri eklerken daha da iyi anlayacaksınız. Özet geçmek istiyorum sadece. Birincisi sitenin ayarlarının tutulduğu tablo option olacak. İkincisi sitenin e, link bilgilerinin tutulduğu tablo. işte o ana sayfası hakkımızdası burada tutulacak. Bunlar link olsun. Kontakt dediğimiz kısım e, da bize e, gönderilen iletişim bilgilerini iletişim formlarının tutulduğu Yer olacak arkadaşlar Burada dikkat edilmesi gereken optionda bir dil ayarı var tr olarak linkte de bir Dil ayarı var link ve e, Linkin kontenti Şeklinde arkadaşlar bir e, Alanımız var hatta buradaki link content isterseniz direkt content tr diye de e, Değiştiririz çünkü bu bir content yani illa başında link olması zorunluluğu yok. Okey, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda bunun içerisine verileri ekleyeceğiz.